Bu işitme nasıl oluyor? İşitmede hava titreşimi dışarıda, atomların titreşimi toplu halde kulak zarına geliyorlar. Kulak zarı bir perde. Onu titreştiriyor hava. Ama bütün sesin atomları toplu halde geliyorlar. Ayırt edilecek bir şekilde değil. Bir titreşmeye başlıyor. Üç tane kemik var. Örs, üzengi, çekiç. Bu kemikleri oynatmaya başlıyor. Örs hangisi? En başta oynattığı kemik hangisi? Örs, Örs. üzengi ve çekiç. Bunu size maket olarak getirin. Evet. O nedir o baştaki? Ha, Oktar sen kalk bildiğim. ayakta bana göster. Ya sen görüntüde göstereceksin. Sen görünmeyecek televizyonda zaten. Ya kardeşim görüntüye versene buraya ha. Ortadaki çekiç kemiği, üzengi dediğiniz gibi çaycı tepsisine benziyor. Sapı olan, kurulu olan partta. Çekiç ve örs kemiği var en başta. Çekiç nereye dayanıyor? Çekiç üzengiye dayanıyor, örs ile üzenginin arasında. O kemiklerin parmak ucunda böyle küçük şekli var. Gerçek orijinal hali. Resmi ona göstersene. Yanaştır. Maşallah. Şimdi baştaki hangisi oluyor? Oktar. Şu üzengi oku gösterdiği yer. Evet, öbürü. Öbürü Oradaki örs. ortadaki örs, buradaki de çekiç en baştaki. Kulak zarı okun üzerinde durduğu en baştaki olan o çekiç. Ya kardeşim şimdi bak o çaycı tepsisi gibi olan nedir o? O üzengi olan. Ne? İlk baştaki yapan kim bu işi yapan? İlk baştaki, en baştaki çekiç hocam. Ha, Kulak zarı çekici titretiyor. Çekiç neyi titretiyor? O örsü titretiyor. Onun yanındaki hemen örs. Örs de üzengiyi titretiyor. Bak böyle konuşmazsak Üzengi çorbaya çevirecekler görüyor musun? de Ezberden çok rahat anlatıyorlar. Yoksa tabi haline bıraksam bunlar yani tahmin ediyorum 3 dakikada bitirilir konuyu. Öyle olmaz. Bir daha göster bana. İnşallah. Kulaktaki resmi de var onun. Kulak zarı mor olarak görülen çekiç kemiğini titretiyor hemen üzerinde. Tamam. Çekiç o titreşimi örse iletiyor ortadaki. Örs de aşağıdaki bağlantıyla üzengi kemiğini titretiyor. Oynatıyor. Üzengi ne yapıyor? Üzengi de iç kulakta bir zar gibi bir şey var hemen bağlı olduğu yer. Orayı titrettiği zaman onun içindeki sıvıyı titretmeye başlıyor. Sıvı salyangoz üzerinden dönerek orada bir salyangoz var. Hayır, o değil. Salyangoz evet. O yaklaşık 2,5 bir tur atıyor böyle. Onun içindeki 3 bölümdeki sıvıyı titretmeye başlıyor. Üç bölümde sıvı Üç, var onun evet, 3 içinde. ayrı bölüm var onun içerisindeki sıvıyı titretiyor. Tamam. O sıvının titreşme yerine göre yani havadaki gelen titreşimin bas veya tiz olmasına göre dik veya uç kısmındaki tüyleri oynatıyorlar. Tiz olanlar uç kısmı, bas olanlar dip kısmındaki tüyleri oynatıyorlar. Böylece bas tiz ayrımı yapılabiliyor. Bir daha anlat bakalım o kısmı. Bas tiz meselesi. Üzengi bir zar gibi bir şeyle bu salyangoza bağlı. Tamam. İç kulağın salyangozu bu. Bu yaklaşık 2,5 bir tur atıyor. O Şu tur attığı evet. salyangoz gibi sarılan onun içinde mi tur atıyor? Evet. Evet. Onun içinde 3 ayrı bölüm var. Üç Ve ayrı bölüm var. sıvı var onun içerisinde. Evet. O sıvı basa göre bas olduğu zaman ses gelen ses bas titreşiminde olduğu zaman dip kısmındaki tüyleri tiz olduğu zaman uç kısmındaki tüyleri oynatıyor ve bütün ses aralıkları bastan tize kadar oynattığı yerdeki tüye göre de bas tiz arasındaki bütün sesleri algılıyoruz öyle diye düşünülüyor. Onun içinde tüyler var. Milyarlarca tüycük var. Tamam, evet bu tüyler titriyor. Bu tüyler titriyor. Tüyler titrediğinde bunların dip kısımlarında kanallar açılıyor, iyon kanalları açılıyor. O iyon kanallarından içeriye giren potasyum ve sodyum oranına göre elektrik sinyalleri oluşuyor. O bütün sinirlerde toplanıyor ve yan tarafta olan, beynin yan tarafında olan sinir duyma merkezine iletiliyorlar sinirler üzerinde. Allah Allah. Ne potasyum? Sodyum. Nasıl oluyor? Onlar hücrenin içerisine, tüycüklerin içerisine girip çıkıyorlar. O girip çıkmasından zarındaki elektrik değişiyor. Miliamper düzeyinde çok çok düşük bir elektrik şeyi var onun. Eksi 70 derecede duruyor normal hücrelerin şeyi. O değiştiği zaman Eksi 70 derece şey ne duruyor? O nedir? eksi 70 miliamper.
Ha evet. Ona dinlenme halindeki elektrik şeyi deniyor, dengesi deniyor zarın. Tamam. O değiştiği zaman iyonların giriş çıkışıyla, yani sodyumla potasyum içeri girip çıktığı zaman o yükseliyor. Yükseldiğinde de bir elektrik dalgası oluşuyor. Elektrik dalgası yükseliyor. Hmm. O elektrik dalgası yükseldiğinde bir elektrik akımı oluşuyor. Çok düşük ama bu. Peki sesin gücüyle alakası nedir bunun? İşte ses gücüyle baştaki hücreleri oynattığında, elektrik akımı oluşturduğunda bas olarak algılanıyor. Hayır, potasyum falan oynatma gücünde bir değişiklik oluyor mu? Oluyor hocam inşallah. O tüycük oynadığında kanallar açılıyor, iyon kanalları. Ne kadar çok oynarsa o kadar iyon giriyor içeri. Ne iyonu bu? Tuz ve potasyum. Ha. Onların giriş çıkışı. Tuz içeri giriyor, evet. Potasyum dışarı çıkıyor. Evet. Onun oranı fazlalaşıyor. Evet, oranı yani değişiyor. O zaman elektriğin gücü de artıyor. Artıyor. Ama bunun da ayrıca ses kalitesini de ayırması lazım değil mi? Ayırması lazım. Ayrıca bir şey daha var, bu yani hiçbir açıklaması yok. Mesela topluca ses olan bir ortamda diyelim 4-5 kişi konuşuyor. 4'ünün 5'inin atomları aynı anda geliyor kulaklarına. Kulaklarını aynı anda titreştiriyor. Ama biz dikkatimizi istediğimiz kişinin sesine verebiliyoruz, ayırt edebiliyoruz. Veya orkestrada kemanı ayırt edebiliyoruz, darbukayı. Ha, sesin nereden geldi ayrıca belli oluyor. 3 boyutlu oluyor. Evet, yani bunun bir açıklaması yok. Nasıl ayırt ediyoruz? Hepsinin sinyali toplu halde geliyor. Toplu halde kulaklarını titreştiriyor atomları hepsi. Biz o atomların arasında hangi atomların darbukaya, hangilerinin kemana ait olduğunu ayırt etmemize imkan yok normalde. Orada bir kere bütün sesler, müzik aletlerinin bütün sesleri tek tek ayrı ayrı veriliyor beyne. Evet, ayrı ayrı veriliyor ama toplu geliyorlar. Evet, toplu geliyor ama beyin bunları tek tek ayrı olarak duyuyor. Peki bu beyine geldi. Beyinin neresine geliyor bu? Yan tarafında işitme merkezi var. Ha. İki tarafında. İşitme merkezi dediği nedir bu? Beyinde bir et parçası. Evet, et parçası. Ne kadar büyüklüğü? Şu kadar bir şey. Ufacık bir şey. Orada onu kulaksız duyan biri var, öyle mi? Var. Evet, kulaksız. Kulağı olmadan, evet, bu kadar teşkilatı olmadan duyan biri. Oraya gelen elektriğe ihtiyacı varmış gibi pek görünmüyor. Çünkü o gelen elektrik karma karışık bir elektrik. Karma karışık. Yani iki kulaktan birden geliyor. Evet. Ve karman çorman bir elektrik bu. Çünkü her yerden sesler geliyor. Evet. Yani bir uğultu olabilir en fazla böyle bir şeyde. Evet. Ama biz üç boyutlu en ince tizlere varıncaya kadar bütün ses kalitelerini fark edecek ve yönünü de fark edecek şekilde bunu duyuyoruz. Elhamdülillah. O zaman bu elektriğe ihtiyacı olmadan duyan biri var. Evet. Bu kim? İnşallah. Ruh. Evet.